Herkese yeniden merhaba. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için kırmızı rujlu bir makyaj çektim. Ayrıca makyajın sonunda sizin için 5 tane farklı ruj alternatifi göstereceğim. O yüzden makyajı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu makyaj özellikle günlük kırmızı ruj kullanmak istediğimde çok sık kullandığım bir makyaj. O zaman vakit kaybetmeden hemen makyajımıza geçelim. İlk önce tabii ki yine bir lip balmla başlıyorum. Daha sonra baz olarak Nivea'nın bu Aftershave balmını kullanıyorum. Biliyorsunuz uzun süredir oldukça popüler. Çok güzel bir kalıcılık sağlıyor. Daha sonra L'Oreal True Match fondötenimi kullanıyorum. Bunu yine AliExpress'ten aldığım, çok işime yarayan bu fırçayla kullanıyorum. Fırçanın yüzeyi çok büyük olduğu için çok kolay bir uygulama sağlıyor. Ve tüyleri çok sık olduğu için çok güzel bir kapatıcılık sağlıyor. Beauty Blender'ımla iyice yediriyorum fondötenimi. Concealer olarak yine True Match concealer'ımı kullanıyorum. Bunun rengi biraz açık olduğu için fazla sürmüşüm gibi gözüküyor. Aydınlatmak istediğim bölgeleri sürüp bir Beauty Blender'ımla yediriyorum. Şimdi Rimmel'in Stay Matte pudrasının transparan rengiyle hafif bir baking yapıyorum. Çok fazla değil. Sadece concealer'ımı sabitliyorum. MAC Paint Pot'la göz kapaklarıma baz oluşturuyorum. Tekrar lip balm kullanıyorum. Daha sonra bir pudra fırçasıyla pudramı süpürüyorum. Şimdi MAC'in yine kendi oluşturduğum paletten hor rengini alıyorum. MAC 224 numaralı fırçamla katlanma bölgeme uyguluyorum farı. Her zamanki gibi hafifçe yana çektiriyorum, çok az. Şimdi daha küçük bir fırçayla aynı farı gözaltıma uyguluyorum. Hafif şekilde uyguluyorum. Şimdi All That Glitter isimli yine MAC'in farını yerleştirme fırçamla göz kapaklarıma uyguluyorum. 224 numarayla birbirine yediriyorum ve dağıtıyorum. Gördüğünüz Flormer'ın 5'li far paleti bu benim hayatımda aldığım ilk palet ve ortadaki rengi çok fazla kullandım. Çünkü tam kaş rengim. Çok uzun yıllar önce aldım bu paleti. Ve hala da çok ucuz bir palet. Rimmel'in Brow This Way kaş jeliyle sabitliyorum. Şimdi The Balm Shaving Eyeliner'ımla eyeliner'ımı sürüyorum. Çok ince bir eyeliner yapmayacağım bugün. Biraz daha orta kalınlıkta olacak.
Makyaj yaparken müzik dinlemeyi çok seviyorum ve kesinlikle kendimi tutamıyorum. Bu gördüğünüz kesinlikle bilerek yapılmış bir şey değil. O an yapmışım ve koymak istedim çok eğlenceli olduğu için. Bu görüntü de aslında kepi de çok güzel oluyor. Ama kepi kullanmak istemedim. Çünkü günlük kullandığım bir şey değil. Sadece bazı özel günlerde kullanıyorum. O yüzden günlük olarak kepi kullanmayı tercih etmiyorum. Ama siz kullanmayı seviyorsanız kırmızı rujla böyle eyeliner çok hafif var ve kirpik çok güzel oluyor. Şimdi kontür yapacağım. Anastasia Beverly Hills kontür kiti kullanıyorum. Ortadaki rengi kullanıyorum. Ortadaki renk tam bana göre. Çünkü çok beyazım. Hafif bir kontür istiyorum. Kırmızı ruj olduğu için ten makyajını oldukça hafif tutmaya çalışıyorum. Kontür, allık olabildiğince hafif olması gerekiyor. Şimdi AliExpress fırçamla burnuma hafif bir kontür yapıyorum. Yine aynı renkle. Çizgi oluşmaması için elime dağıtıyorum. Şimdi allık fırçamı alıyorum. Real Technique allık fırçası ve MAC Warm Soul allığımı kullanıyorum. Bu çok hafif, çok güzel bir allık. Ve en sevdiğim kısım, aydınlatıcıya geçtik. Anastasia Beverly's Glow Kit. That Glow rengi bendeki. Önce bu rengi kullanıyorum. Daha sonra en baştaki daha açık rengi tam yanakların orta kısmına uyguluyorum. Yine aynı açık rengi göz pınarlarımı uyguluyorum. Ve son olarak aynı rengi kaş altlarımı uyguluyorum. Elimle dağıtıyorum. Şimdi bu renkle burnumu hafifçe aydınlatıyorum. Ve fırçada kalan aydınlatıcıyla dudak üstümü aydınlatıyorum. Ruja geçelim. Colourpop'un Creeper isimli çok sevdiğim rujunu kullanıyorum. En sevdiğim kırmızı ruj. Kalıcılığı çok güzel. Rengi tam bir kırmızı. Yazında, kışında her mevsim kullanılabilecek bir kırmızı ruj. Tabii ki likit mat ruj sürmek biraz zor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Kenarı bulaştığı anda hemen silmeniz gerekiyor. Yoksa orada kalıyor. Ve hiçbir şekilde çıkaramıyorsunuz. Makyajımız bitti. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. Şimdi sizin için farklı ruj alternatiflerini göstereceğim. İlk olarak bugün kullandığım Colourpop'un Creeper isimli rujunu gösteriyorum. Bu benim çok sevdiğim bir ruj. Kırmızı ruj kullanacağım zaman ilk önce elim buna gidiyor. Kalıcılığı çok yüksek. Sadece yağlı bir şey yediğinizde hafifçe ortalardan dağılmaya başlıyor. Onun dışında sis çıkarmadan, yoğun bir makyaj çıkartıcıyla çıkarmadan asla çıkmıyor. İkinci olarak bu ikisini birlikte kullanmayı seviyorum. Yine çok kalıcı, inanılmaz kalıcı. Bu ruj bana Samet'in annesinden hediye olarak geldi. Bu kadar kalıcı olacağını asla tahmin etmiyordum. Bir gün sürdüm ve kalıcılığa inanamadım. Neredeyse Colourpop kadar kalıcı diyebilirim. Bunun rengini tam istediğim renge
dönüştürmek için altına bu Essence'in 14 numaralı Femme Fatale isimli dudak kremini kullanıyorum. Üçüncü olarak XP'nin bu mat serisinden inanılmaz ucuz olan rujunu göstermek istiyorum. Bu ruj o kadar ucuz ki XP Shop'tan, Instagram'dan aldım. Bu da diğerlerine göre biraz daha koyu bir ruj. Ama buna bütçe ayırmak istemiyorsanız, çok fazla kullanmıyorsanız kırmızı ruju kesinlikle bunu tercih edebilirsiniz. Dördüncü olarak MAC'in bu meşhur Ruby Woo rujunu göstermek istiyorum. Bu da yine aynı tonlarda, canlı kan kırmızı tonlarında bir renk. Bunu da kullanmayı çok seviyorum. Tek sevmediğim yanı, yine çok güzel mat ve kalıcı ama iç kısımlardan gün içinde maalesef çıkıyor. Son olarak Chanel'in bu kırmızı rujunu göstermek istiyorum. Bu da yine çok sevdiğim bir kırmızı ruj. Bunun altına mutlaka dudak kalemi kullanmak gerekiyor. Yine ben biraz önce gösterdiğim esasında dudak kalemini kullanıyorum bunun altına. Rengi yine aynı şekilde kan kırmızısı renginde. Ama bunun diğerlerinden ayıran şey mat değil. Şu şekilde gördüğünüz gibi nemli bir bitişe sahip. Göstereceğim rujlar da bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Ve videolarımızdan anında haberdar olmak için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz.